Aslında en başta biz milli görüş gömleğini çıkardık diye başlamaları çok faydalı oldu. Çünkü onu demeseler, biz milli görüşüz diye iddia etselerdi, şimdi milli görüşe de bu sıkıntılar sirayet etmiş gibi olacaktı en azından halkın algısı bakımından. Ama onu açıkça ifade ettiler ve gerçekten de samimi dürüst davrandılar. Çünkü uyguladıkları milli görüşle ilgisi olmayan bir şey. Konuşmalarımızda diyoruz ki milli görüşün modası kıyamet sabahına kadar devam edecek. Neden? Çünkü milli görüşün modasının geçmesi için insanlar için adaletin, refahın, insan haklarının, hürriyetin, izzet, onur, saygınlığın, huzur, barışın modasının geçmesi lazım. Çünkü milli görüş bu demek. 5 tane bir elin parmakları kadar imtiyazlı holdingin, iktidara yakın holdingin milyarlarca liralık vergileri silindi. Bugüne kadar bu 5 tane holdinge 128 kez vergi muafiyeti getirildi. Tekrardan baba ocağına dönüş dönemi başladı diyoruz. Mücahitler müteahhit oldu diye bir söylem vardı. Aynen. Biz şimdi müteahhitleri tekrar mücahit yapıyoruz diyoruz. Buna da samimi olarak inanarak söylüyoruz. Çok yoğun bir geri dönüş var. Biz 150 bin yaklaşık üyeye ulaştık 11 ay gibi bir sürede. Bu 150 bin üyenin yarıdan fazlası AK Parti'den üyeliğini silip bize gelenler. Tabii daha önce de ifade ettik. Dış güçler tabii size operasyon yapabilir. Mesela 28 Şubat'ta, 12 Eylül'de, 27 Mayıs'ta bunları gördük. Hatta Wikileaks belgeleriyle de çıktı. Amerika kendisi orada konuşmaları ortaya çıktı. Size karşı böyle bir operasyon yapılması için sizin dış güçlerin oyununu bozmanız lazım. Tabiri caizse onun tekerlerine çomak sokmanız lazım. Ne yaptınız bununla ilgili diyoruz. Bir şey söyleyemiyor.